Kendimi keşfediyorum diye çocuklar için kitap çıkarttınız, yes. Aziz Hoca ile beraber. Aynen. Niye böyle bir kitap? Vallahi şöyle, o kitap mecburen gelişmiş bir kitap. Öncelikle onu söyleyeyim. Aziz Şahin bizim bilinçli farkındalık, işte nörojenik stres yönetimi, yoga ve ilgili alanlarla ilgili eğitmenimiz. Sadece buraya eğitime gelenler değil, bizi de eğitiyor sağ olsun. Biz de ondan çok fazla şey öğreniyoruz. Kendisi aynı zamanda bir de benim nörobilim öğrencim. Yani ben de ona nörobilim öğretiyorum. Böyle aramızda enteresan bir alışveriş var. Bunları yaparken birkaç sene içerisinde hem burada yaptığımız eğitimlerde hem de kendi aramızdaki sohbetlerde bu farkındalık meselesinin aynı bütün yeteneklerde olduğu gibi küçük yaşta geliştirildiği takdirde hayatın içerisine oturtulabilecek bir beceri olduğunu fark ettik ve bununla ilgili bir şey yapabileceğimizi fark ettik. O da bir şekilde çocuklara bu konuda ulaşmaktı. Zaten çocuklar doğal olarak doğuştan gelen, hepimizde olduğu gibi bir yetenekle, mesela oyun oynarken, bir şeyle uğraşırken hakikaten anda kalma yetenekleri çok hayret verici düzeyde iyi olan varlıklar. Sonra hepimizde olduğu gibi biz bunu zamanla kaybediyoruz. Bu kaybolmasın diye ne yapabiliriz diye biraz kafa yorduk. Kendisinin zaten çocuklar üzerine yaptığı uzun seneler işte eğitimlerinden gelen bir birikimi var. Ben de özellikle Azize ve diğer arkadaşlarımızla birlikte girdiğim konular itibariyle uzunca bir zamandır mindfulness, farkındalık, meditasyon, zikir, ruhani durumlar vesaire gibi pratiklerin beyinde nasıl değişiklikler yaptığına dair bayağı bir malzeme biriktirdiğim için dedik ki bunları bir birleştirelim. Şimdi kitabın şöyle bir enteresan yapısı ortaya çıktı. İçinde velilerle ilgili bölümler de var. Doğrudan çocuklarla ilgili bölümler de var. Şimdi çocuklar genellikle bu işin sinir bilimsel açıklamalarını çok merak etmeyeceklerdir haliyle. Fakat burada çocukların o egzersizlere yönlendirilebilmesi ve velilerin de onlarla beraber yapabilmesi için velilerin ikna edilmesi lazım. Dolayısıyla hakikaten en anlaşılır şekilde nörobilimsel beyin dinamiği açısından bu egzersizler bize nasıl fayda sağlıyor? Bunun mekanizmasında anlattığımız bölümler var her egzersiz grubunun başında. 52 hafta boyunca 52 farklı egzersizle bir yılımızı böyle gayet enteresan farkındalık deneyimleriyle geçirebileceğimiz bir şey yazdık. Biz evde deniyoruz, çok eğleniyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Azize'nin bir daha ellerine sağlık. Benim için de çok güzel bir çalışma oldu. Bu arada bir ufak fragman vereyim. Erişkinler için olan daha arızalı versiyonumuz da yolda, üzerinde çalışıyoruz. Tarih vermeyeyim ama yakın bir zamanda çıkacak. En son yakında dediğimde insanın fabrika ayarlarından bahsetmiştim ve 18 ay geçmiş galiba. Olsun, yakın yani, dünya tarihi açısından kısa süreler bunlar. Neyse ki Azize Hoca çalışkan. Evet evet, yani ben biriyle kitap yazdığımı hızlı oluyor. Bak Mustafa Acungil ile o dijital gelecekte insan kalmak öyle. Adam valla otur yaz dedi, yazdık yani mecbur. Bana kalınca biraz uzuyor ama olsun. Kaç yaş grubu çocuklar için? 8-12 yaş grubunu temel hedef olarak belirledik ama aslında erişkinlerin dahi rahatlıkla yapabileceği egzersizler var içinde. Çünkü farkındalık dediğimiz şey aslında her yaş grubunu ilgilendiren bir şey. Buradaki egzersizler biraz daha çocukların daha kolay yapabilecekleri arasından seçildi. Yoksa normalde yüzlerce egzersizden oluşan bir külliyat var orada. Seçkimizi biraz ona göre yaptık. Ana hedefimiz 8-12 yaş ama bunu oturup ailesiyle muhabbet edebilir ilk yaşlardan başlayıp ergenliğe kadar uzatabilirsiniz. Orası bizim aslında ana hedef kitlemiz oluyor. Yani bu. Gandalf'ın sakalı sormuş hocam. Emirhan. Gandalf'ın sakalı soru sormuş. Enteresan. 2174 mail adresinin başlangıcı 2100, bu. Evet. Memnun oldum. Gandalf'ın sakalı. Huzursuz bacak sendromu varmış, evet. Kendisinde. O her yerde bacağımı sallıyorum. Eşim dostum bunu stresten kaynaklandığını söylüyor ama bence öyle değil. Sallamak bana iyi geliyor demiş. Bunun beyinsel olarak bir karşılığı var mı? Ben neden bacağımı sallıyorum? Huzursuz bacak sendromu değil gibi bu pek. Çünkü huzursuz bacak sendromu zaten özellikle... O tanımı ben kullandım hocam, özür dilerim. Ha öyle mi? Ha, soruda evet, öyle bir şey yok. Evet, soruda çünkü öyle bir şey yok. O tanımı tabii, ben yaptım. Her yerde bacağımı sallıyorum demiş Emir. Yok, o başka bir şey. O geceleri genellikle kıvranarak yapılan bacak hareketindeki ağrılı falan bir şeydir. O patolojik bir durum. Bu vesileyle de anlatmış olduk, iyi oldu. Yani her bacağını sallayan huzursuz bacak sendromu değildir sevgili arkadaşlar. Bu bacak sallama meselesi aslında yani çok farklı etkenlerden kaynaklanabilir ama genellikle insanlar dikkat edin konsantre olmaya çalıştıklarında mesela bıyıklarıyla oynarlar. Kime bakıyorum biliyor musunuz şu anda? Evet, bıyıklarıyla meşhur bir arkadaşımız var. Önce Can, tanırsınız onu. Mesela bazen bıyıklarıyla oynarlar. İşte bazen burnuyla, kulağıyla, saçıyla, bazen ayağını bacağını sallarlar. Bu ritmik hareketler aynen ritmik müziğin yaptığı etkiye benzer bir etki yapıyor muhtemelen ve insanların konsantre olmasını kolaylaştırıyor. Sinir sistemi
beynini belli düzeylerde meşgul ederek sinir sisteminin bilişsel kısımlarını daha serbest bırakabiliyorsunuz. Mesela biz refleks muayenesi yaparken doktor arkadaşlarımız bazı insanları meşgul edici görevler verirler. Mesela işte jandrasik manevrası dediğimiz bir şey var. Elleri şöyle çektiğiniz zaman diz refleksini daha hızlı alırsınız. Sebep üst tarafta beyni meşgul ediyorsunuz. Daha yukarıdan bir faaliyetle aşağı serbest kalıyor. Böylece işte refleksi bloklayan bir şey varsa o ortadan kalkıyor falan. Yani bu tip hareketleri biz genelde daha rahat konsantre olabilmek için yapıyoruz. Ama bunun aşırı olma hali sinirsel aşırı uyarılabilirlik dediğimiz bir durumdan kaynaklanabilir. Sebepleri muhteliftir. Çok şey olabilir. Fazla kahve içiyor olabilirsiniz. Sinirlerinizde aşırı duyarlılık yaratacak yapısal bir şey olabilir. Gergin olabilirsiniz. Hani düşünsel olarak, duygusal olarak vesaire. Bunun sonucu olarak da aşırı miktarda ortaya çıkabilir. Bu genellikle diğer insanları rahatsız eden tip böyle bir şey oluyor. Hatta geçenlerde vapur bekliyoruz. Allah sizi inandırsın. Dedim bahsedilen büyük İstanbul depremi geldi herhalde. Çünkü durmayan bir sallantı var ve bütün sıra sallanıyor. Bakın hepimiz sallanıyoruz. Müsebbibi başta oturan bir abiymiş. Öyle bir bacak sallıyor ki metal konserinde double cross çalan davulcuda öyle hareket görmezsiniz. Yarıyorlar, adam duruyor. Yani bekliyorduk orada. Yani bir dakika falan durabiliyor maksimum. Sonra tekrar sallıyor. Açılın ben sinir bilimciyim diye yaklaşacaktım ama vapurda dayak yeme riskini göze almak istemedim açıkçası. Böyle bir durum varsa da bunu bir uzmana göstermek, hani bir gerginlik tedavisi üzerinden gitmek belki faydalı olabilir. Ecem sormuş. Ecem, ne haber ya? Merhaba. Ecem Efe. Çocukken kalabalık içinde sık bulundum. Ailemin de hareketli ve kalabalık bir hayatı vardı. Ben de okul biter bitmez işe girip 600 kişilik bir firmada insan kaynakları departmanında 6 küsür sene çalışmış olmama rağmen kalabalık bir ortama girince AVM, düğün, dernek vesaire acayip ürküyorum, rahatsız ve yorgun hissediyorum. Sizce bu neye bağlı olabilir? Böyle insanlar etrafımızda var. Hafif düzeyde bir sosyal anksiyete ya da sosyal fobide olabilir. Tabii semptomların ağırlığını bilmiyorum. Benim uzmanı olduğum bir alan değil. Fakat ne kadar kalabalıkta, ne kadar destekleyici, ne kadar işte böyle sıkı bağlı bir network'te büyümüş olursanız olun. Daha ziyade geçmişte diğer insanlarla ilgili yaşanmış olumsuz hadiseler, travmalar, şunlar bunlar ve genellikle bilinçli olarak hatırlanmayan bazı şeyler böyle şeylere sebep olabiliyor. Bu yine bir uzmana havale etmemiz gereken bir durum. Özellikle sosyal hayatınızı bozuyor ise, sizi işinizi yapmaktan, bir yere gitmekten, alışveriş yapmaktan vesaire alıkoyuyorsa, o zaman muhakkak bir uzmana danışmalısınız. Onun dışında eğer sadece sıkılıyorsanız kalabalıktan, yalnız kalmaya ihtiyacınız olabilir. O opsiyonu değerlendirin derim. Çünkü soru çok genel olduğu için diğer ihtimalleri de hani göz önünde bulundurmak lazım. Ama fobi düzeyinde ise bu, muhakkak profesyonel yardım almanız lazım. Geçmişte bir travmaya da bağlıysa onun da çaresi var. Uzman arkadaşlarımız bununla ilgili çok güzel çözümlemeler, analizler ve tedaviler yapabiliyor.